İstanbul gündeminden merhaba, işte bu haftanın haberleri. Nisan 2017'de yapımına başlanan Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosundaki çalışmalar ödenek yetersizliği nedeniyle 2018 yılında durdurulmuştu. Şubat 2020'de finansman sağlanarak çalışmaları yeniden başlayan hatta ilk tünel açma makinesi törenle indirildi. Deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak İstanbul Yenileniyor platformu kuruldu. İstanbul'da yapısının riskli olduğunu düşünen herkes istanbulyenileniyor.com adresinden başvuru yapabilecek. Hak sahipleriyle uzlaşma halinde tahliye yıkılacak. Yıkım ve yapım süreci başlayacak. Güngören Doğakent sitesindeki yapılar 4 yıl önce riskli yapı ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl yapıların yıkımı tamamlandı. Hak sahipleri kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için KİPTAŞ'a başvurdu. KİPTAŞ projeyi tamamlayıp hak sahiplerini evlerine kavuşturacak. Unkapanı kavşağı ve köprü yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Kavşak çalışmasında %65 seviyesine gelindi. Köprü kirişleri ve betonarme sistemin bitirilerek 31 Temmuz'da araç trafiğine açılması hedefleniyor. İstanbul Vakfı'na yapılan kurban bağışlarıyla geçtiğimiz yıl 132 bin ihtiyaç sahibi aileye 1 kilogramlık kavurma ulaştırılmıştı. Vakfın bu yılki hedefi 270 bin aileye ulaşmak. Hayırseverler kurban bağışlarını vakfın internet sitesinden yapabiliyor. Salgın döneminde zor günler yaşayan özel tiyatrolar İstanbul'da Perdeler Kapanmasın projesiyle yeniden seyircisiyle buluşuyor. Projeyle 129'u yetişkin, 101'i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni plaj sezonunda 49 plajda 24'ü kadın toplam 618 can kurtaran personeliyle hizmet veriyor. Can kurtaranlara kurtarma jet skiler, kurtarma botları, ATV araçları ve dronlar eşlik ediyor. İstanbul'un 39 ilçesinden 9-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğa kampında bir araya geliyor. Çocuklar sanat ve spor etkinlikleriyle kampta hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Haftaya görüşmek üzere.